Buradan alalım. Engin Altay telefon attığımızda CHP Grup Başkan Vekili ve doğrudan kendisine soralım isteriz. Merhabalar Engin Bey. Merhaba Yavuz Bey, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ankara'yı konuşuyoruz İstanbul'dan. Her ne kadar İstanbul'da olsak da yüreğimiz orada dün akşamdan bu yana. Birkaç Alo, Yavuz Bey, bir kesinti oldu, alamadım. duyabiliyor musunuz şu anda Engin Şimdi Bey? duydum. Peki. Evet. Her ne kadar İstanbul'da olsak da diyorum bizim gözümüz kulağımız Ankara'da dün akşamdan beri ve Ankara, evet. Cumhuriyet Halk Partisi de çok konuşuluyor tabii o akşam anayasa oylaması çerçevesinde. Bütün Önümüzdeki evet. ikinci tur oylamaya ilişkin de tahminler yapılıyor. Bir CHP'nin Evet. duruşunu aslında üç aşağı beş yukarı açıkladınız. Hem milletvekillerinin vicdanları dediniz, grup kararı alınamıyor dediniz. Ama AK Parti'de MHP'de de fire olduğunu söylediniz. Ben bir öngörü rica edeceğim. Yani CHP'nin kendi milletvekillerini ikna etmek için bu 2 günlük sürede herhangi bir faaliyeti olacak mı öncelikle? Çünkü CHP'de birçok milletvekili bu düzenlemeye evet demeyeceğini zaten açıklamıştı. Şimdi bir şeyin bilinmesi lazım. Önce okuyoruz. Demokrasi, parlamenter sistem, anayasa. Evet. Bizim birkaç milletvekilimizin genel başkanımızın da ilkesel tutumumuzu parti programımıza dayalı olarak açıkladığı vaka. Yalnız Millet Meclisi iç düzeyde anayasamız bu konularda bir bağlayıcı karar alınmamasını bize bağlamış. Doğru. Bu sebeple biz partinin genel anlayışını hem kamuoyuyla hem partili milletvekillerimize paylaştık. Dün bütün milletvekilleri mecliste gizli oy kullandılar. Dünkü oylamayı siyasi partilerin tercihinden ziyade Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni düşünmek lazım. Hal böyle olunca parti ayrımı yapmazsın. Oy verme kabinine giren her sayın milletvekili kendisine verilen üç renkli pusuladan herhangi birini vicdanıyla baş başa zarfa koyup kupaya attı. Evet. Böyle baktığınız zaman fire kelimesini bir kere anayasaya aykırı bulurum. Çünkü fire demek bir grup kararı alınmış da burada bir fire var gibi anlaşılır. Anayasaya aykırı bir durum olur. Ama şöyle demek mümkün. Bütün siyasi partilerden Zımmi grup kararı gibi bakıyoruz biz ona. Buyurun. milletvekilleri değişik renklerde oy pusulasıyla tercihlerini yansıttılar. Evet. Sonuçta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi ortaya çıktı. Bu bir siyasi partinin iradesi değildir. Şunu sorarsanız sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil, bütün siyasi partilerde, İktidar Partisi'nde de, diğer muhalefet partilerinde de çok renkli pusula atıldı sandığa. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Genel Başkanı'na yapılan saray darbesinden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki huzursuzluk ve tepki bu oylamada yönetime bir tepki olarak da kupalara, zarflara ve oylamaya yansıdı. Bundan çok eminim, bu tespitimiz var. Kimse şunu diyemez. Cumhuriyet Halk Partililerin tamamı hayır verdi de efendim Adalet ve Kalkınma Partililerin tamamı evet verdi. Öyle olsa Böyle bir bile şey bir yapmaz. 5 milletvekili eksik çıkıyor. Yani onu o hesabı yaptığınız zaman Yani bile. böyle bir şey yok. Burada çok yanıltıcı olur bu iş. Yani beyaz vereni kırmızı, kırmızı vereni beyaz verdi diye de yaptıramamak lazım. Ben Kalk, burada biz de... Evet. siyasi olarak bir öngörü rica edecektim sizden. Çünkü bu Cuma Buyurun. günü yapılacak oylamada eğer 367 ve üzeri bir şey çıkmazsa, oy çıkmazsa bir Evet. referandum durumu mecburiyeti veya işte Doğar, eğer doğar. Evet, doğacak evet. cumhurbaşkanı ne der o da bilinmez ama büyük olasılıkla o referanduma götürür diye genel bir beklenti de var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin referandum gibi bir tercihe pek sıcak bakmadığını da biliyoruz. O nedenle söyledim acaba 367'yi tamamlayacak. Çünkü son oylamada 355 evet Evet. oyu var. 12 eksik gibi görünüyor. Evet. Öyle bir faaliyet içinde olacak mı genel merkez parti yönetimi? Şöyle söyleyeyim, biz sıcak bakma derken biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesine sıcak bakarız. Ortaya çıkan iradeye saygı da gösteririz. Ama savunulması çok Olması kolay bir şey evet. değil veya kimse de yani Tabii onun farkındayım. böyle bir durumla da karşı karşıya kalmak istemiyor aslında Yani baktığınızda. referandumu iyi tartışmak lazım. Şu bakımdan böyle bir referandum Türkiye'den Doğu Batı kamplaşması gibi algılanabilir. Yani Türkiye'nin bir bölgesinden çok yüksek şekilde hayır çıkıp bir bölgesinden yani coğrafi bir bölgeden çok yüksek evet çıkması Türkiye'yi kamplaştırır. Zaten var olan kamplaşma ortamını daha da yaygınlaştırır, Ama genelleştirir, oraya doğru yoğunlaştırır. gidiyor değil mi? Öyle baktığınız zaman. Yani bunu ben kişisel olarak görüşümü söyleyebilirim sadece. Ben bunu Türkiye için sakıncalı görüyorum. Anladım. Böyle bir referandumu, böyle bir konuda yapılan bir referandumu sakıncalı görürüm. Ama CHP Bu yönetimi tür bununla ilgili bir şey yapmaz diyorsunuz anladığım kadarıyla. yönetim bu konuda hiçbir şey yapmıyor. Biz anlayışımızı, ilkesel anlayışımızı, sen genel başkanın birinci elden ağzından kamuoyuyla ve grubumuzla paylaştık.
Bundan sonrası bütün milletvekilleri için geçerli, vicdanlarıyla baş başa verdikleri oydur. Yalnız şunu sizin aracılığınızla kamuoyuyla paylaşmak isterim. Bu tür anayasa değişikliklerinde esas ve asıl olan ikinci, yani cuma gün yapılacak oylamadır. Evet. Meclisin asıl iradesi orada ortaya çıkar. Bu ilk oylamalarda genellikle hani şey tabirle elense işleri olur biraz. Evet. Herkes bir de karşı tarafa bir bakar eder. Böyle ne çıkıyor, ne ediyor, ne oluyor. Bu anlayış bir tespit edilmeye çalışılır. Dün de bu şey, bunu görebiliriz oy vermeler gerçekleşmiş olabilir. Asıl tabloyu cuma gün sabah 10'da başlayan oylamalarla birlikte göreceğiz. Peki, siz meclisin havasını alıyorsunuz. Beklentiniz ne? Yani 330'un altında kalabilir mi? Ona çok ihtimal vermiyorum. Yani 330'un altına inmesine çok ihtimal vermiyorum şu aşamada. Hı hı. 67'nin üstüne çıkar mı çıkmaz mı, bu konuda bir hüküm vermemiz gerçekten şuna benzer. Penaltı düdüğü çaldı, topu diktik. Gol olur mu olmaz mı? Olur mu olmaz mı? Ne derler? Yani penaltı istatistiksel olarak, yani matematiksel hesaplamalarda %80 miydi? 85 mi? Golle evet, neticeleniyor. Ama bazen de çok ters durumlarla karşılaşabiliyoruz. 3 penaltının 3'ü de bir maçta gol olmuyor. Böyle sahnelerle de. Buradaki ihtimali %85 diyebilir miyiz o zaman, benzetmeden yola çıkarak? Yok, ben ihtimal vermiş olmak istemem. Bu yani tahmin yapmak, siyasetçiler tahminle iş yapmamalı. Mesela ben de bir siyasetçiyim ama Türkiye Büyük Millet Meclisi irade ortaya koyacaktır. Bu iradenin milletin çoğunluğunun anlayışını da yansıtan bir irade olacağını umuyorum. Öyle görüyorum. Öyle. Milletvekillerinin oylarını göstermeleri için ne dersiniz? Ben bugün gördüm. Adalet geçmişte de vardı ama. Kimi milletvekillerine çok ciddi basınç yapıldığını biliyoruz. Bu başka bir oylama. Biz buna müdahale eder. Yani bu asla olmayacak bir şeydir. Ama bu oylama hassas bir oylama olduğu için biz artık buna bir müdahale etme durumunda olmadık. Yani çok açık bir şekilde bazı milletvekilleriyle ilgili olarak bu yapıldı. Bunu da biliyoruz. Gördük, gözümüzle gördük. İnsanlar hücreden çıkarıldı. Zarfları açtırıldı. Hücreden kastım oylar tabinden. Bunları artık onların şeyine bırakıyorum ben. Siyasi ahlak ve anlayışlarına bırakıyorum. Ama söylediğim gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortaya koyacağı irade milletin iradesini de yansıtacak bir irade olur diye. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Peki. Saygılar. Sağ olun. Engin Altay, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı.